Merhabalar, ben Köftes Köte ve Köftesan New Horizons'ın 32. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm sizde yemek craft edeceğiz. Evet, burada mikserimde biraz oluyor, biraz da envanterimde. Burada senden birebir değil mi? Compressor, extractor, extractor direkt sadece soymayalık, mikser, et tofu. Et tofuyu daha sonradan centrifuge'dan geçirip bu şekilde elde edebiliyoruz. Şimdi ve centrifuge sen süreceksin. O esnada benim şurada kendi etlerim vardı biraz. Hepsini pişirdim mi ben yoksa? Sen senin mince meat'e çevirebiliyor muyum? Çeviremiyormuşum. Benim bir ara biraz inek avlamam lazım. Kesinlikle biraz inek avlamam lazım. Ya da ölmem lazım. O da bir çözüm. Neyse, şimdilik 16 taneyi kullanalım. Sizler oluyorsunuz. Bunlar da oluyor. Sonrasında silken tofu'yu istersek bu şekilde kullanabiliriz. Hair cream yerine de geçiyor. Ya da silken tofu. Evet. Compressor, compressor. Presser. Yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum. Ve zaten bu süreçte şimdi compressor, canning machine, presser. Kompresör en mantıklı seçeneğimiz. Firm tofu elde ediyoruz. Firm tofu'dan da organic organic fertilizer dust. Bu arada bir adet de furnace yaptım. Gerekiyordu. İki tane daha olsun. Soya sütünde normal süt olarak kullanabiliyoruz ya da evet, normal süt olarak kullanabiliyoruz. Şimdilik 16 tane gel bakalım. Kompresörüm hala buhar makinesi, o yüzden aşağıda. Ve bu arada dikkat ettiyseniz lunchbox'um bomboş. Ve benim Discord'dan birilerinin önerdiği bir yöntemi deneyeceğim. Ispanak ve mantar. Bolca mantarım olması lazım. Mantar buradaydı. Güzel soru. Mantar bitki midir, hayvan mıdır? İkisi de değildir. Beef Wellington. Evet. Ve beraberinde de 3 çeşit biri. Yöntem bu. Birileri besletlemek için ana yemekte. Ama abi sen ilk hangisini kullanmaya çalışıyorsun? Bunu kullanmaya çalışıyorum. Çünkü Beef Wellington biraz fazla duyuruyor. Ve şuraya gelelim. Buhar dairemiz böyle bir şey olacak. Şu arka taraf, şunlar tamamen coke oven'lara yerleşecek. Şuraya mesela buhar kazanımız yerleşecek. Ya da şuraya, şimdi şuraya. Şuraya da bir şeyler yerleştiririz. Orası şimdilik boş. Ve evet, bayağı bir terraforming de yaptım. Evet. Şu an plan bu. Evet, şimdi Beef Wellington'a gidiyor. Nice. Ve demirler. I am
çelik, örs, üzengi. Kestiraylarım da orada. Evet. Bu şekilde bakalım. Biraz kullanacağız. Yemek sorununuzu hallederse bu yemek craftingimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Ara ara keyfine yemek craft ederiz ama. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm, evet, şu arkadaşı biraz yapacağım, bir ara yapacağım da extruder. Aslında ucuzluk olarak bir farkı yok da kolaylık olarak da farkı var. Şimdi senin yapımın aslında çok kolay. Sadece mesela Eater'dan geçirmeni bekliyorsun bir şeyleri. Lead, bronze ve tin. Tek istediğim bu. Tabii ki de bronzum yok. Ama artık neyim var? Tinim var. I got tin. Ve bunun yanı sıra yapmam gereken bir makine daha var. Şimdi gelelim şuraya. Benim şu makineyi de yapmam lazım. Şimdi sen ne istiyorsun? Bronze fluid pipe istiyorsun. 2 tane electron circuit istiyorsun. 1 tane pump istiyorsun. 1 tane low voltage machine hole istiyorsun. Ve 2 tane de cam istiyorsun. Camı sanki camış dermiş gibi söyledim ya. Wrench. Siz de gelin bakalım. Low voltage machine hole. İşin kolay kısmı tamam. Şimdi bana bir tane pompa yapacağız. Aslında benim daha fazla pompa yapmam lazım. Uzun, bayağı bir pompa yapmam lazım hatta. Ve bayağı da bir conveyor belt. Yani bunun anlamı benim bayağı bir demire ihtiyacım var. O yüzden şu an burada yalalım. İşleniyor. Ha, bir stack olmuş halde ama bu henüz müsait değil. Bunun müsait olup olmaması önemli değil. Bunu öncesinde şuradan geçireceğiz. Sonrasında ayıran rodlar, biriniz kolorize olun. Onlar muhtemelen polarize oldu ve tık 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 tık. Onlar dedim bu arada değil mi? O. Tekil şahıs. Şimdi motorumuz gelsin bakalım. Kapa kapa. Evet ve tinler. Ve elektrik motor. Ezikli sıları. Ve ezikli sıları. T'sini koyduğumuzda her şey düzeliyor. Ve geri artık motor, ardından pump. Pump'ın tabii ki de asıl zor kısmı tin roll'lar. Nedir? Hem şurada steel, tin screw. Sadece bir tane rod yapmam lazım. Ama 3 tane de plate yapmam lazım. Burada bir tane plate'im var. Ve bir tane de rod. Aşağıdaki arkadaşlar muhtemelen oldu. O yüzden sizi centrifuge'a postalayacağım. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan. Bunun yanı sıra bölüm arası yaptığım bir şey daha. Şuraya ikinci bir bundan koydum. Bunlara takviye veriyorlar. Şimdi template'ler, tin rod,
Evet, sinir rodumuz o. Bir. Mutasyona uğratalım. Yüzük olsun. Hemen çekiç. Ve tornavida. Ezberlemişim artık. Ama bunu ezberlemedim. Motor. Tornavida. Sen ve geriye as solistlerimiz kalıyor. Buraya koymuştum gene. Ha, burada var, tamam. Ve borum yoktu değil mi? Evet, borum yoktu benim. Şimdi iki tane. İki tane lazım. Bronzum var ama. Güzel, Aloysius'un altını hızlı çalışıyor. Mesela bir set daha yapabilirim çünkü benim bayağı... Evet, bronz lazım olacak. Birikmiş tetrahidrasım var mı? Var ama yok. Tamam. Şöyle gideyim. Kilo ismi atmış. Teşekkürler. Ve bronze pay. Range. Gel bakalım. Evet. Bunu da aldık. Tabii ki de nasıl ya başarmayı başardıysam. Başarmayı başarmak çok. Türkçe hocamı zaten sevmezdim. O yüzden rahat olabilirsiniz. Tabii bu bitmeyecek çünkü circuit'im yok. Ama en azından şunları bir yerleştirelim çünkü circuit'i craft etmek için yeterli alanımız var. Her türlü. Şu an sadece circuit yok değil mi? Evet. Sadece circuit'ler yok. Circuit'ler için bu hazır. Tam circuitler için her şey yazılmış. Evet, bunu da hala itinayla burada bakıyorum. Dağ ağaç. Şimdi. Gel bakalım. Hatta ve hatta bundan iki tanesini Woodprint. Wood planklerimiz vardı burada. Pardon, wood poplarımız vardı. Sizleri ben bir kompresörden geçireceğim. Aslında bir şey merak ettim. Kompresör, pack, skills, packager. Evet, kompresör. Tek seçeneğimiz kompresör. Sonrasında senden kaç tane geliyordu? Bir. Bunu kullanırsam 3. Bunu kullanırsam 2. Bunu kullanırsam 4. Tamam. Bazı şeyler daha verimli olabiliyormuş. Öğrendiğimiz iyi oldu. Bize şimdi sadece 2 tane lazım. Bir tane. Teşekkürler. Buradasınız. 8. Ve... İlki oldu sayılır. Evet, ilki oldu. Fluida Toad'taymış. Nereye Fluida Toad diyorsun sen? Ki buraya zaten kapır kablo koymuşum. Heh, buraya kapır kablo.
Basic Distillery. Basic Distillery'yi niçin kullanacağız? Öncesinde ödülümüzü almak için. Sell Pro. Empty Cell daha pahalı. Evet. Düşünce yapım bu. Empty Cell daha pahalı. Greg Tech. What are you doing with my mind? And my soul. Sorsak Nikel. Pantheon. Ha, 40 tane varmış. Devlet Bahçeli bunu beğendi. Şimdi. Şurada Silken Tofu'lar. Kalanını da bir hızlıca. Burada benim mushroom da toplamam lazım aslında. Mushroom ekmek için güzel bir yolum var. Ki bu yol nedir? Great Tech. Mushroom'u yine burada arıyorum. Tamamdır. Şurası da tamam. Bir stack daha çiliğimiz var. Şimdi Centrifuge sen azıcık daha beklediğinde çok güzel bana Yellow Blue Knight vereceksin. Biliyorum. Mesela Small Pile of Iron Dust. Bunlar tam kıvamında. Alayım. Şimdi. Basic History. Seni ben şimdilik şuraya koyacağım. Ve wire cutter'ım nerede benim? Honey, where are my wire cutter? Let's. Basic story. Not tabii ki de programmable circuit konacak. Şimdi. Oh. Tamam, günün ortasındaymışız. Ha, bu arada jetpack'imi ne yaptığımı da söyleyeyim. Jetpack için gelelim. Jetpack'i yaptık da onu doldurmak için şu arkadaşları da yapmak lazım. Ben de bu kısım kolay. Aslında bu kısım da kolay da. Üşendim. Ki bu kısım bayağı bir üşendirdi. Ah. Konuşurken esnemek de ilginç bir iğrençliğe sebep olabiliyor. Şimdi. Sevgili petrol civanım. Hava civa, petrol civanım. Tabii yağmurda olduğumuz için bu arkadaş hemen düşüyor. Keşke atla gelseymişim. Ata diyecektim, atla gel. Diye. Olmadı. Şimdi.
Voila. Bunu durdurmuşum, bunu geri başlatmam lazım. Olsun. Şimdi bunu hızlıca bir kullanacağız da. Bu sebebi yere rahatça inmek. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi benim lubricant elde etmem lazım. Lubricant elde etmenin yolu distillation tower. Pardon, distillery. Distillation tower yapılacak ancak o distillation tower'ın zamanı ve mekanı ayrı. İşte bunlar hep göreceli kavramlar. Zaman ve mekan. Köfteyle fizik dersimizin de bugün böyle sonuna... Neyse, şimdi gelelim multi-block goals. Senin için senden iki tane lazım yani bunun anlamı senden diyor ki yani lubricant yapmamı isterdim. Lubricant! Distillery, seed oil, fish oil, creosote oil. Oh! Tamam. Yanlış hesaplamışız. Seed oil, fish oil. Ya da Baller Flitkin Brewing Machine. Oil'den brewlayabiliyormuşuz. Bunlar distillery daha mantıklı ya. Şimdi. Oh yeah. Sana biraz iş düşüyor. Kardeşim. Neyse siz şöyle gelin. Sen hangi tip oyuncusun? Oil sen. Düz oil. Tamam güzel. Güzel merkür. Şimdi. Bana bir tane pompa lazım. Elimde hala bir pump var mı? Galiba. Geçici olarak seni alabilirim. Geçici olarak seni alayım. Çünkü bu arkadaşla işimiz çok uzun değil. Gel bakalım. Crowbar. Crowbar dedim. Import. Import important stuff. E şimdi bir export modda kal da sonradan seni import moda alacağım. Ve the priest resistance. Bir, iki, sekiz. Şimdi bunu lubricant'e çevirmek için dört kolumunda bir circuit lazım. Circuit'im nerede var? Vallahi bir yerde benim circuit'im vardı. Tamam kullanıyormuşum hepsini. Tamam. Durnavida. 3, 8, 4, tamam. Evet. Ve bu... Bin litre bir kovaya denk geliyor bu arada Greg Tech'te.
O yüzden bu biraz zaman alacak. İkinci bir gold tank. Wrench. Toughlead output. Evet, biraz zaman alacak. Ama bununla library cannons yapacağız. Ve şunlar muhtemelen ne oldu? Evet. Yapmamız gereken şey çok basit şu an. Biraz kömür kalacak. Çünkü kol koklarım bitiyor. Kol koklarım tamamen burada kullanacağım. Çarkolları petrol üretmek için kullanacağım. Çünkü çarkolları bunun dışında çok bir kullanım alanım yok aslında. Petrol üretmek için diyelim. Enerji üretmek için. Kafam petrol üretmiş yine. Evet. Bunun yanı sıra yapmamız gereken tek şey inşaatı devam etmek. Bunları da görüntüm bayağı var aslında. Ama dur, red grant kullanmak istemiyorum ben. Stone. I will be a stones engineer. Ah, izleseydi yani izliyor olsaydı, muhtemelen izlemiyor onu biliyorum. Sevgili Atakan, sana buradan selam. Stoned Engineer deyince aklıma ilk gelen isim sen oluyorsun. Evet. Gerekçesine gelecek olursak lakabı Stoner olan bir Engineer oynuyordu. Ayrıca kendisi genelde kafası güzel bir mühendis. Şimdi düz cobblestone şeklinde değil de ama stone şeklinde yapabiliriz. Şimdi evet. Biraz daha stone. Stone. Daha fazla yiyelim. Evet. Yani bunun alanı daha fazla demir. Şimdi gel gelelim. Elime şunu bir alayım. Sizi de bir alayım. Selam tavuk. Ve kokobunlarımızı bu şekilde yerleştirdik. Keşke green kokobun olsa. Daha sonra aşağı geçiyor. Vardı galiba. Neden green olsa diyorum diye soracak olursanız. Çünkü Greg makinelerinin, Greg multiblock makinelerinin çok güzel bir özelliği. Bir duvarlarını paylaşabiliyorlar. Ve bu aslında inanılmaz güzel bir artı. Çünkü hem yer kazancı sağlamış oluyorsun, hem malzeme kazancı sağlamış oluyorsun, hem de build'ların daha ucu açık olabiliyor. Şimdi güzel soru. Burası bir seviye altta mı olsun şunlar? Bir seviye altta olsun ya. Olsun. Burası normal seviyeye getirilecek. Ama şuralar bir seviye altta mı olsun? Çünkü bir seviye altta oluyorsa bunları yukarı... Yok, bunlar burada kalacak da. Yoksa diğer türlü bir yukarı taşınacaklar. Neyse, bir seviye altta olsunlar diye düşünüyorum ben şu an. Evet.
İnşaat sürecim tamamen böyle. Ya şu mu olsun? Şu mu olsun? Mesela şu an hala bu arkadaki çıkıntı olsun mu diye olmasın mı emin değilim. Olduğu takdirde de burası sadece bir tren istasyonu olacak. Kapı şeklinde değil. Ortaya koyacak mıyım bilmiyorum. Ortaya belki sadece tank koyabilirim. Bu arada bir seviye alta almayacaksam da şu cobblestone'ları da değil. Cobblestone demişim ya. Dörtleri de değiştirmem gerekecek mesela. Evet. Bu şekilde düşünüyorum ve telefon çaldı. Neyse zaten bölümü de birazdan bitireceğim. Ben dönerim telefona. Evet. Bu şekilde bir düşünce süreci. Ön taraf, daha sonra arka taraflar kule olacak biraz. Sonra dur. Kule olacak. Sağ alt seviyeden başlaması ne kadar mantıklı. Alt seviyeden başlasın ya. Neyse. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köften iyi günler, iyi eğlenceler ve ben kayganlaştırıcımın yapılmasını bekliyorum.